Evet değerli arkadaşlar, bir kez daha merhabalar diyorum. Bu hafta sonu borsa ve endeksle ilgili olarak ve dolayısıyla genel anlamda geçtiğimiz hafta piyasaları etkileyen küresel faktörlerin neler olduğu ve bu haftaya yönelik etkilerinin ne şekilde devam edebileceğine dair açıklamalarımızı yaptık. Biraz önce aktarmış olduğum videomda ise Dolar-TL bazında bir analiz yaptık. Dolar-TL'nin bu hafta etkilenebileceği teknik ve de küresel faktörlerin takip edilmesi gereken haber akışı ve veri akışlarının neler olduğu ve hangi gün hangi saatlere dikkat etmemiz gerektiğini anlattım. Şimdi arkadaşlar sıra Viyop dolar analizine ve Merkez Bankası'nın Viyop dolar konusunda açmakta olduğu short pozisyonlarının ne durumda olduğu, bu hafta ne kadar short pozisyon açtı ve genel anlamda Mart, Nisan ve Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde ne kadar short pozisyon bulunuyor ve maliyetleri nedir şeklindeki sorularımıza yanıt vereceğiz. Değerli dostlar, Viyop analizinde teferruatlı bir şekilde artık önümüzdeki hafta hangi hususlara dikkat etmek gerektiği konusuna girmiyorum. Bir önceki dolar ve endeks analizimde az önce de belirttiğim gibi bu faktörlere değindim zaten. Direkt olarak konunun grafiksel açıklamasına geçmek istiyorum. Görmekte olduğunuz grafiğimiz haftalık bir grafiktir. Mart vadeye ilişkin bir grafiktir. Ve geçtiğimiz hafta sonu bu saatlerde vermiş olduğum analizimde demiştim ki 5.43.08 seviyesi bu hafta için bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça ilk olarak dikkat edilmesi gereken seviyenin 5.49.90 yani 5.50 diyelim. Buranın da aşılması durumunda ise dikkat edilmesi gereken seviyenin 5.53.27 seviyesi olduğunu ifade etmiş idim. Bu hafta ne olmuş arkadaşlar? Bu haftaya baktığımız zaman 5.43 aşağısına minik bir sarkma yaşanmış. Bu sarkmada biliyorsunuz 6 Mart tarihindeki Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandığı anlardaydı. Ama genel olarak 5.43'ün üzerinde kalınıyor ve 5.53.20 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmış. 5.53.20. Biz hangi seviyeyi öngörmüştük arkadaşlar? 5.53.27 seviyesine dikkat edilmeli demiştik. Dolayısıyla pivot verilerimiz bu hususta doğru seviyeleri hesap etme ritüelini devam ettiriyor. Arkadaşlar şimdi gelelim içinde bulunduğumuz tabloya. İçinde bulunduğumuz tablo son derece aşikar bir yükseliş trendi içerisindeyiz. 5-6 haftadan beri devam etmekte olan haftalık bazda minör bir yükseliş trendi var ki bu yükseliş trendi gittikçe güçlenmeye başlıyor. Şu anki alt bandımızın 5.40'lar seviyesine yükseldiğini, şuradaki kanalın alt bandının 5.40 seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. Bu kanalın, bu yükseliş trendinin veya yükseliş kanalının üst bandı ise 5.58.98 yani 5.59 yuvarlak hesapla 5.60 seviyesine işaret etmekte. Sevgili arkadaşlar, Fibonacci kriterlerimiz itibariyle baktığımız zaman şurada görmekte olduğunuz bir hat bulunuyor, bir direnç bulunuyor. Bu direnç seviyemiz %23.6'ya denk gelen 5.64.46 yani 5.65 seviyesi. Öncelikle bu seviyeyi bir köşeye not edelim. Yani 5.40 üzerinde şu kanal üzerinde kaldıkça 5.60-65 bölgesine kadar yükseliş ihtimalimizin, olasılığımızın teknik anlamda gündemde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burası aşılmadan, bakınız burası yakın tarihte bir direnç özelliği göstermiş aynı zamanda. Ne zaman? Bu Ocak ayının ilk günlerinde yaşanan hareketlilikte oluşan bir dirençti. Burası net bir direnç olarak görülüyor. Öncelikle 5.64-65 direnç bölgesine kadar bir hareketlilik devam edebilir. Eğer ki burası aşılır ve bu bölge bir destek haline gelir ise işte o zaman altı seviyesine doğru bir hareketlenmeden bahsedebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz seviye itibariyle altı seviyesini konuşmanın çok da fazla bir anlamı yok. Elbette ki önümüzdeki günlerde hızlı ataklar, şunlar bunlar olabilir. Bu seviyelere kadar yükseliş de olabilir. Daha ileri seviyelerde olabilir ama bizim olası fiyat hareketliliklerinde dikkat etmemiz gereken virajları eğer şu anda konuşuyor isek ilk virajımız 5.65 virajıdır. Burası önemli ana direnç olarak takip edilmeli. Evet arkadaşlar Fibonacci dirençlerinin ve desteklerinin hangi an, hangi saniye veya ne kadar bir zaman dilimi içerisinde test edilebileceği, görülebileceğini kesin olarak bilmek mümkün değil.
Bu noktada imdadımıza pivot verileri yetişmekte. Pivot verileriyle ilgili olarak yine bu hafta sonu sizlere pivot verilerinin nasıl yorumlanması ve takip edilmesi gerektiğiyle ilgili bir çalışma aktarmıştım. Bu videonun sonuna yine ekleyeceğim. İlgilenen arkadaşlar bunu takip edebilirler. Ki hafta içerisinde de seans içerisinde de sürekli haftalık ve günlük pivot verileri dışında saatlik, 2 saatlik gibi kısa periyotlu verileri dahi tweet olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. @HalukCanberk Twitter adresimden. Evet değerli arkadaşlar, dedik ki pivot verileri imdadımıza yetişir dedik ve haftalık olarak bakıyor isek grafiğimize, haftalık pivot verileri bize bu hafta içerisinde neler olabilir ve hangi destek ve hangi direnç seviyeleri? Gerilemelerde hangi seviyelere kadar bir düşüş yaşanabilir? Yükselişlerde ise hangi seviyelere kadar yükseliş yaşanabilir? Hangi noktalara dikkat etmeliyim soruma yanıt veriyor. Evet arkadaşlar, pivot mantığımızın ana temelini oluşturan pivot seviyesi şu sarı renkle görmekte olduğunuz rakam 5.48.30 seviyesi bu haftanın bir denge noktasıdır. Bu hafta içerisinde eğer biz 5.48.30 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edersek, yukarı yönlü ataklar sonrasındaki geri dönüşlerde 5.48.30'un aşağısına inmiyor, burayı bir destek olarak kabul ediyorsak, bu durumda yükseliş eğiliminin devam etmekte olduğunu ve şuralarda görmekte olduğunuz rakamları test edebilme potansiyelinin mevcut olduğunu düşünmeye başlayacağız. Ve ilk olarak 5.54 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali vardır diye düşüneceğiz. Bu seviyeye kadar bir yükseliş olabilir. Yani nereye kadar bu yükseliş devam edebilir sorumuza yanıt. Birinci yanıt 5.54. Bu seviyeden bir zorlanma söz konusu olabilir. Bir satış gelebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman psikolojik bir nokta olarak 5.50 seviyesi üzerinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Bunu yakından izleyebiliriz. En kötü şartlarla 5.48.30 seviyesine kadar bir geri çekilme olup da buradan tepki gelme ihtimalini güçlü görebiliriz. İçinde bulunduğumuz piyasa koşulları gereğince, ama burası aşağı yönde kırılacak olursa bu durumda 5.43-5.44 seviyesine kadar bir geri çekilme riski oluşmuştur diye temkinli davranmamız gerekecektir. 5.48.30 üzerinde kalıyor isek 5.54.30 seviyesine dikkat ediyoruz. Eğer ki bu seviyede aşılır, 5.50 üzerinde kalınmak suretiyle bu seviyenin tekrardan direnç etkisi yaratmakta olan bu seviyenin tekrardan zorlanabileceği hesaplara katılmak suretiyle bu direncin de aşılması durumunda bu kez 5.59.20 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimalinin doğduğunu düşünebiliriz. Bu olasılığı ön planda görebiliriz. Ne zaman ki 5.59 direncimiz de aşılır, 5.59'a yaklaşımlarda olabilecek olan geri dönüşler 5.54-5.55 bandında dengelenir ise yeni bir atakta 5.59'da aşılıp bu kez 5.65 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali söz konusu olabilir. Bu bir haftalık grafiktir. Bu rakamlar, bu seviyeler bu hafta içerisinde görülmesi muhtemel olan seviyeler olarak teknik manada pivot sistem mantığı itibariyle değerlendirilir arkadaşlar. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi bir de pazartesi günü için hangi seviyelere dikkat edilmeli sorumuza yanıt arayalım. Arkadaşlar son kapanışımız 5.48.85. Pivot seviyemiz pazartesi günü için 5.49.70 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olmuş. 5.49.70 pivot seviyemiz ama kapanış 5.48.85. Bu verim özellikle cuma günü seansın sonlarına doğru gelen Çin'deki büyüme rakamları ve ihracat verileri artı tarım dışı istihdam verileri vesaire, bu verilerin etkisiyle küresel anlamda dolarda bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu durumun da etkisi olduğunu dikkate alabiliriz. Ama her ne olursa olsun şu tablo bize belki açılışla birlikte, haftaya başlangıçla birlikte küçük bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirebilir. 5.47-5.48'lere kadar bir geri çekilme tablosu söz konusu olabilir. Ancak bizim özellikle dikkat etmemiz gereken nokta 5.49.70 üzerine çıkılır.
bu seviye destek olarak algılanmaya başlandığı zaman, yani 5.50'yi artık zorlar bir konuma geldiğimiz zaman, öncelikle 5.51.50 seviyesine, ardından da 5.55 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyormuş. 5.55'e yönelik bir atak olabilir. Buradan bir satış baskısı söz konusu olabilir. Bu kez destek olarak 5.51.50'yi kontrol etmeliyiz, izlemeliyiz. Bu seviyeye yaklaşımlarda bir tepki doğuyor ise yeniden 5.55 direncinin zorlanmak isteyebileceğini ve bu kezki zorlanmanın ardından buranın da aşılması durumunda 5.56-80 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yukarı atağın olabileceğini hesaplara katabiliriz. Evet arkadaşlar, bir kez daha ifade ediyorum. Pivot verileri bize gerek haftalık gerekse günlük bazda belli bir denge noktası aşıldıktan sonra nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuza yanıt veriyor. Bu denge noktasının aşağısına gelindiği zaman ise hangi seviyeye kadar bu gerilemenin devam edebileceğini yansıtmakta. Bu açıdan long ve de short işlemi yapmakta olan arkadaşlarımız bu seviyeleri dikkate almak suretiyle gerektiğinde stop loss olarak da kullanabilirler. Arkadaşlar, teknik seviyeler ve dikkat edilmesi gereken seviyelerimizi bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim Merkez Bankası hususuna. Merkez Bankası ne yaptı, ne etti? Evet arkadaşlar, Merkez Bankası 11.03.2019 bugün itibariyle duruma bakıyoruz ve geçtiğimiz hafta, yani bu an bu saate kadarki oluşan işlemlerini yorumlamaya çalışacağız. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki bu manadaki, bu kapsamdaki sorularınızın ardı arkası kesilmiyor. Merkez Bankası tek başına doları frenleyebilir mi? Merkez Bankası'nın buna gücü yeter mi? Merkez Bankası'nın madem ki buna gücü yetiyordu, neden geçtiğimiz Ağustos ayında 7.20'lere çıktığımız zaman doları frenlemedi? Bunlar boş işlerdir vesaire vesaire şeklinde. Biop olayının mantığını, Merkez Bankası'nın hangi amaçla bu işi yaptığının felsefesini bilmeden konuşan insanlara gerçekten çok çok kızıyorum. Bir kere daha ifade etmek ve anlatmak istiyorum ki Merkez Bankası'nın amacı burada doları düşürmek veya şunu bunu yapmak değildir. Merkez Bankası burada bir müdahale fonksiyonunu kullanmakta. Spekülatif hareketlerin önüne geçebilmek, aşırı dalgalanmaları önleyebilmek adına ben de piyasa içerisindeyim. Eğer çok aşırıya kaçarsanız yapmakta olduğum müdahalenin dozunu artırırım şeklinde bir mesaj vermeye çalışmakta. Merkez Bankası'nın bu husustaki yaptığı gayretlerinin ve çabalarının hiçbir anlamı olmasaydı, milyon dolarlar seviyesindeki rakamlarla bu short pozisyonları biriktirmez ve hepsinden de önemlisi piyasa şayet Merkez Bankası'nın bu manadaki müdahaleleri olmadığı takdirde gördüğünüz bu kırılganlığı acaba hangi boyutlara kadar çıkarabilirdi? Bir de bunu düşünmek lazım. Bu müdahaleye ve bu baskıya rağmen dolarda bu kırılganlığı yaşıyoruz. Bu husus, yani Merkez Bankası'nın koymaya çalıştığı bu engellere rağmen böyle bir tablo yaşanıyorsa, bu müdahaleleri yapmamış olsaydı neler olabilirdi? Bir de bu yönden konuya bakınız lütfen. Merkez Bankası'nın amacı burada bir psikolojik etki yaratmaya çalışmaktır. Evet değerli arkadaşlar, Merkez Bankası Mart vade itibariyle en son işlem günü olan Cuma günü herhangi bir işlem yapmadı. Gördüğünüz gibi burada Merkez Bankası'nı görmüyoruz. Mart vade itibariyle Merkez Bankası geçtiğimiz hafta sadece 6.574 kontrat işlem yapmış, short pozisyon açmış ve Merkez Bankası'nın Mart vade itibariyle kümülatif pozisyonu elinde bulundurmuş olduğu toplam short pozisyon sayısı 402.762 adettir. Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.39 arkadaşlar. Mart vade itibariyle 5.39 maliyetle 403.000 kontrat short pozisyon taşımakta. Peki son kapanış verileri itibariyle bakıyoruz arkadaşlar, uzlaşma fiyatı 5.48 seviyesinde. Merkez Bankası'nın maliyeti 5.39. Short pozisyon açtığı için düşük seviyeler oluştuğunda ancak kazançlı olabilir ama maliyetinin üzerinde bir son piyasa kapanışı var.
5.48'ler seviyesi yaklaşık 0.10 kuruş civarında Merkez Bankası'nın Mart vade itibariyle son kapanış değerini dikkate aldığımız zaman terste kaldığını söyleyebiliriz şu anki durum itibariyle. Gelelim Nisan vadeye. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası Cuma günü arkadaşlar 35.496 kontrat short pozisyon açmış. Daha önce de söylediğim gibi Merkez Bankası Nisan vade üzerinde pozisyonlarını artırma hususunda özel bir çaba gösteriyor. Bu çabanın anlamı seçimlerden sonraki bir vade olması nedeniyle olası bir dalgalanmayı, spekülatif hareketleri baskılayabilmek adına bir güç toplama eğilimi de olabilir. Bunu net olarak bilmek mümkün değil ama Nisan hatta son günlerde de Haziran vadede Merkez Bankası'nın pozisyonlarını kararlı bir şekilde artırdığını görüyoruz. Short pozisyon sayısını artırdığına tanık oluyoruz. Evet, Cuma günü itibariyle 35.500 kontrat civarında bir pozisyon açmış. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta itibariyle Nisan vadede 275.976.000 kontrat bir hafta içerisinde açmış olduğu short pozisyon sayısıdır sevgili arkadaşlar. 276.000 kontrat pozisyon açıyor. Merkez Bankası'nın Nisan vadedeki kümülatif toplam pozisyon sayısı ise 1.300.000 kontrata ulaşmak üzere. 1.300.000 kontrat çok çok önemli bir rakam arkadaşlar. Ve Merkez Bankası'nın Nisan vade itibariyle maliyetine baktığımız zaman 5.59 seviyesini görmekteyiz. Peki 5.59 ortalama maliyeti bulunan Merkez Bankası'nın son kapanış verileri itibariyle Nisan vadenin son kapanışı itibariyle bakıyoruz 5.57 seviyesini görmekteyiz. Maliyeti 5.59, son kapanış uzlaşma fiyatı 5.57, 0.02 kuruş civarında bir artısı bulunuyor. Neredeyse başa baş durumda olduğunu söyleyebiliriz kar zarar hesabı bakımından. Evet arkadaşlar, gelelim Haziran vadeye. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası Cuma günü olarak 35.506 kontratlık bir pozisyon açtığını görüyoruz. Cuma günü arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta itibariyle ise Haziran vadede 515.000 kontrat ki görüyorsunuz geçtiğimiz hafta en fazla Haziran vadede pozisyon açmış. 515.000 kontrat civarında bir pozisyon, short pozisyon açtığını görüyoruz. Haziran vade itibariyle arkadaşlar Merkez Bankası'nın elinde şu anda 897 yaklaşık 900.000 kontrat civarında short pozisyon bulunuyor. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın ortalama maliyetine baktığımız zaman burada 5.66-5.67 gibi bir seviyeyi görmüş bulunmaktayız. Son kapanışa baktığımız zaman ise 5.69 gibi bir kapanış verisini görüyoruz ki son kapanışta Merkez Bankası'nın maliyetinin 0.02 kuruş civarında üzerinde görünüyor. Neredeyse başa baş bir tablo ama yine de az bir miktarda olsa bile terste kaldığını görmüş bulunmaktayız. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu pozisyonlar, Cuma günü ve geçtiğimiz hafta itibariyle açmış olduğu short pozisyon sayısı ve genel manada an itibariyle toplam bazda elinde taşıdığı short miktarları ve bunların maliyetleriyle son piyasa kapanışlarına göre kar zarar muhasebesini bir şekilde sizlere özetlemeye çalıştım. Hafta içerisinde de bu verileri hemen hemen her gün sizlere Merkez Bankası ne yaptı ne etti şeklinde açıklamaya gayret gösteriyorum. Değerli arkadaşlar, eklenen videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gün içerisinde verilen bilgiler, anlık olarak yazılan mesajlardan ve bilgilendirmelerden, özellikle Biop konusundaki 60-120 dakika, 240 dakika gibi kısa periyotlardaki destek ve direnç noktaları, hangi seviyelere dikkat etmek gerekir noktalarını önemsiyorsanız, parite veyahut da Biop'ta hızlı trade işlemleri yapmaktaysanız bu kısa süreli gün içi destek ve dirençleri de takip etmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Bunun için de Twitter adresim @HalukCanberk'tir. Efendim, herkese çok iyi bir hafta diliyorum. Özellikle Biop'ta işlem yapanlar için de umuyorum ki bütün işlemlerinizde sürekli piyasa ile doğru yönde olabilirsiniz ve de güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar. Hoşçakalınız.